Konuklarım kimler? Profesör Doktor Hasan Ünal, Başkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Gürsel Tokmakoğlu, eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı. Gürsel Bey hoş geldiniz, Hasan Bey hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, teşekkürler, iyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler. Hasan Hocam sizle başlayayım ilk olarak. Ya en çok sorulan soruyu, bundan sonra nasıl bir gelişme olur? Az önce Anadolu Ajansı muhabir arkadaşımız dedi ya, acaba topyekün bir Gazze'yi işgal girişiminde bulunur mu İsrail? Bu merak ediliyor, buna ihtimal veriyor musunuz? Şimdi bunu tam olarak söylemek tabii ki mümkün değil. Ama İsrail'in kayıpları göze alındığında, İsrail 2-3 devletle savaştığı dönemlerde, mesela 1973 Yom Kipur Savaşı'nda bile bir baskına uğramıştı. Yine bu 7 Ekim'de olmuştu yanılmıyorsam. Yine bir kutsal günün başlangıcıydı, festivaldi. Ve o savaşta 1967 savaşında kazandığı bütün toprakları 1-2 gün içinde kaybetmişti Mısır'a ve Suriye'ye. Fakat o savaşın toplamında İsrail 2500-2600 civarında kayıp vermişti. Şimdi bir günde, 1,5 günde 700 civarında kayıp, hı hı, İsrail açısından olağanüstü bir rakam, korkunç bir rakam. Dolayısıyla herhangi bir İsrail hükümetinin bunu sineye çekmesi pek kolay değil. Bir de İsrail'de sivil ve asker ayrımı çok bariz bir konu değil. Yani tümüyle herkesin asker olduğu bir toplumdan bahsediyoruz. Kadınların da düzenli askere gittiği, çok iyi silah kullandığı falan bir toplumdan bahsediyoruz. Çünkü etrafındaki devletlere karşı çok süratli bir seferberlik kabiliyeti var. Ve kadınlı erkekli askerlik yaparak düzenli ordu sayısını çok büyük miktarda tutmadan belli bir güvenlik sistemi oluşturmuş olan bir devletten söz ediyoruz. Şimdi bu kayıplar bu seviyedeyken İsrail'in yani herhangi bir sebeple Gazze operasyonundan geri adım atması bana daha zayıf ihtimal gibi geliyor. Ama Gazze'ye bir kara harekatı yapmak da İsrail'e çok daha pahalıya mal olabilir kayıplar açısından. Çünkü meskun mahal operasyonu öyle kolay bir iş olmayacaktır. Çok büyük kayıplar vermesi muhtemeldir. Şimdi kayıplar konusunda şöyle bir durum var. Karşı taraf, İsrail'in rakipleri her kimse bugün için Hamas mesela, kayıp vermeye çok daha yatkın bir toplum. Yani zaten canlı bomba ile karşılık veriyor, işte tırnak içinde terör dediğimiz eylemlerle karşılık veriyor. Yani asimetrik bir durum var aralarında. Ve bu asimetriyi kendi lehine çevirebilmek için kayıp vermeyi göze alıyor. Ama giderek bunlar Hizbullah örneğinden hareket edersek, ki Hizbullah bence Arap dünyasının İsrail'e karşı çıkarabildiği ve İsrail'i her mücadelede pes ettiren tek organizasyonu. Yani ne bir gerilla örgütü, ne bir düzenli ordu, ama bunun ikisine de benzeyen tarafları var. Ama ikisi aynı zamanda düzenli bir ordu da değil. Ve en son 2006'da İsrail'in yaptığı çok kapsamlı operasyonda da yine İsrail'e geri adım attırdılar. Şimdi Hamas sanki Hizbullah modelini giderek benimsemiş ve onun güç ve kabiliyetlerine yaklaşmış görüntüsü veriyor. Hizbullah kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Ama Hizbullah'ın imkan ve kabiliyetlerine ulaşmış gibi bir görüntü veriyor. Şimdi bu şu demek, siz bir meskun mahal operasyonu yaptığınızda İsrail olarak, burada muazzam kayıplar verebilirsiniz. Bu kayıpları da İsrail'de kolay kolay kamuoyuna izah etmek mümkün olmayabilir. Mesela 1973 savaşında, o savaşın daha sonra yazılan harp tarihi değerlendirmelerinde şunları okuduk. İlk defa İsrail, galiba bu defa bitti, bizi yok ediyorlar korkusuyla yüze gelmiş. Bir günde 1000'den fazla kayıp verince. Yani şimdi burada demek istediğim şu ki, İsrail bu kadar kaybı sineye çekemez. Dolayısıyla mutlaka bir şeyler yapacak. Ama bu bir kapsamlı kara harekatı şekline dönerse, o zaman daha büyük kayıplar vermesi lazım. Son bir şey de şu. Acaba bundan sonraki kritik konu şu olacaktır. İsrail Gazze'ye kapsamlı bir harekata başladığı takdirde kuzeyden Hizbullah da İsrail'e saldırır.
Çünkü yani Hamas sözcüsü Gazi Hamad BBC'ye diyor ki örgütün yani İran'dan saldırıya ilişkin destek aldık diyor. Yani böyle bir demeç var. Yani onları şu anda zaten... Hizbullah bu saldırının neresinde? Bu hazırlık sürecinde, çünkü birazdan Gürsel Bey'e de soracağım. Yani saldırının gerçekleştirilebilmesi için geçmişte uzun bir hazırlık döneminin olması gerekir yorumu var. Çünkü paraşütlerle, denizden, duvarlar patlatılarak, yani farklı farklı noktalardan kapsamlı bir saldırı dünden bugüne hemen gerçekleşecek bir şey gibi görünmüyor. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir? Ve bu hazırlık sürecinde Hizbullah neresinde acaba? Çünkü Hamas tek başına değildi bu adımı atarken yorumu var. Katılıyor musunuz? Kesinlikle. Şimdi buna zaten yani biz faniler bile internette çıkan haberlerden ulaşabiliyorduk yıllar içinde. Hı hı. 2018'den bu yana belli bir hazırlık içerisindeler. Ve Hamas bir ara rotadan çıkmış görüntü veriyordu. Yani İran veya Hizbullah'ın prizmasından bakıldığında Hamas rotadan çıkmış görüntüsü veriyordu. Çünkü daha önce Suriye ile yakın ilişkileri olan, bir miktarda İran'la işbirliği yapan Hamas, Suriye Savaşı sırasında Türkiye'nin zorlamasıyla Suriye'yi tabir caizse satışa getirdi ve Hamasçılar şeye gittiler, Katar'a gittiler, yerleştiler falan. Şimdi o tarihten sonra Hamas kendini belli bir dönem toparlayamaz oldu ve 2018'den itibaren de bu direniş ekseni diyorlar buna. Batı Asya direniş ekseni diyorlar. Yani bunun başında tabii ki İran var. Bunun kolları, en büyük ve en belki etkili kolu Hizbullah. Şimdi ona da bir Hamas eklenmiş oldu. Unutmayalım, Suriye Savaşı da bu İran ve Hizbullah arasındaki bağlantıyı koparmak için Amerika tarafından çıkartıldı ve Suriye istikrarsız hale getirildi. Çünkü bütün korkuları şuydu Batı dünyasının, bu İran'ın nükleer programından dolayı bir gün Batı dünyası İran'ı bombalamaya kalkıştığında hava harekatının başladığı sabah Hizbullah da elindeki bütün füzeleriyle İsrail'e saldırabilirdi. Hı hı. O aradaki bağlantıyı kuran ülkede Suriye'ydi. Şimdi özetle söylemek gerekirse bu işin başında tabii ki İran var. Kolları da dediğim gibi en önemli kolu şeydi, Hizbullah'tı. Suriye ile yakın ilişki içindeydiler bu konularda. Şimdi buna Hamas eklenmiş. Zaten 2006'daki mesela o büyük Hizbullah-İsrail çatışması sırasında, ki İsrail geri adım attı orada, bir kere daha geri adım attı Hizbullah karşısında. Mesela hep senaryolar şöyle kuruluyordu. Eğer Hamas'ta güneyden benzeri bir Hizbullah gibi bir organizasyona kendisini dönüştürür de Hizbullah'la birlikte İsrail üzerine böyle giderlerse ne olur? İsrail ne kadar kayıp verir diye. Çünkü 2006'dan itibaren de yine bizim internetten okuduğumuz kadarıyla gördüğümüz haberlerde şunu görüyoruz. Hizbullah çok yoğun bir hazırlık içerisinde İsrail'e karşı. Şöyle ki o 2006'daki mücadelede İsrail'in önce Lübnan'a yakın kasabalarını, sonra da 180 kilometre uzaklıktaki Tel Aviv'i vurdular. Hı hı. Ve Tel Aviv'i vurduklarında da dediler ki bakın, yani biz şaka yapmayız. Ya bizim üzerimize gelirseniz bütün her tarafı vuracak kabiliyetimiz var ve o noktada İsrail geri adım attı. Yani öyle şeyler oldu ki mesela benim o şeyden hatırladığım, Hizbullah lideri Nasrallah televizyona çıktı. Konuşurken dedi ki işte şu anda bir füzemiz İsrail savaş gemisini vuruyor dedi. Bir füze gitti ve vurdu hakikaten. Hı hı. Yani dolayısıyla çok şaka bir şey değil bu gruplar. Şimdi bütün bunları bir tarafa aldığımızda İsrail'in bütün bunları değerlendirmesi lazım. Biraz önce sizin verdiğiniz haberlerde Amerika'nın İran'ı uyardığı ve eğer Hizbullah kuzeyden savaşa girerse o zaman evet, biz de gireriz dedi. Hı hı. Şimdi o zaman büyük bir savaşa hazırlanıyoruz demek. O zaman burada bir virgül koyalım. Gürsel Bey'e de döneyim. Size yine geleceğim. Yani büyük bir savaşa mı hazırlanıyoruz sorusu da var elbette. Öncelikle Hamas'ın bu 7 Ekim'de başlattığı sızma harekatı ile ilgili değerlendirmenizi almak istiyorum. Gürsel Bey bağlantıda değil mi bu arada? Şu anda ekranda göremiyorum ama hemen arkadaşlarıma da sorayım. Gürsel Tokmakoğlu. Duyuyorsanız Gürsel Bey, 7 Ekim'deki bu... Hamas'ın İsrail'e sızma harekatını değerlendirebilir misiniz? Farklı, geçmişte kullanılmayan metotlar kullandılar çünkü.
Tabii şimdi bunu çok şekillerde ele almamız gerekiyor. Bir tanesi mesela 2021'den 23'e kadar süre içerisinde Hamas'ın işte Gazze'de ve Gazze dışında yaptığı faaliyetlerin izleniyor mu, izlenmiyor mu diye sorulması lazım. İzlenmesi gerekir. Bu dış istihbaratla iç istihbaratın işi. Dış istihbarat işte dışarıdaki faaliyetleriyle mesela İran'la veya başka ülkelerle malzeme alıyorsa, işte füze yapımında şunda bunda kullanmak için patlayıcı alıyorsa, bunların bir şekilde bir görevdir bu. Yani istihbaratın görevi olduğu için söylüyorum bunları. 2 yıldır ne yapıyordu? Takip ediyor olması lazım. Buradan bir sonuç çıkartması lazım. Evet. Diğer taraftan iç istihbarata geldiğiniz zaman iç istihbarata işte iki şekilde baktı aslına bakarsanız. Son 3-5 aydan beri veya seçimler sürecinden beri iç istihbarat daha çok içerideki sorunlara, yani İsraillilerden kaynaklanan sorunlara biraz daha tevcih oldu. Halbuki işte Batı Şeria'daki hem de Gazze'deki meseleler aslına bakarsanız iç istihbaratın kendi meselesidir. Yani onun görev kapsamı içerisine girer. O iç istihbarat pek böyle sanki ihmal etmiş gibi gözüküyor bu konuları. Çünkü bayağı bir işte network'ü var. Bunları çalıştırması çünkü gerekiyor. Çünkü paraşütlerle iniyorlar. Bunların hazırlığı var. O belki denemeleri sonu yapıldı değil mi? Yani o mesela işin sonu. Yani daha böyle tabii, hani 2 yıl ne yapıyor bu diye soruyorum ben evvela. Çünkü son birkaç aya gelince daha başka şeyler söylemeniz gerekecek de. Onun için öyle bakıyorum olaya. Diğer taraftan işte böyle çokça konuşuluyor, hani Mossad falan. Mossad değil, 3 tane istihbarat teşkilatı var. İç istihbaratın görevi aslında Gazze'ye bakmak. Diğer taraftan bir de askeri istihbarat var. Şimdi askeri istihbarat da biraz önceki görüşmede de çıktığı gibi ortaya biraz böyle kuzeye yöneldi. Yani İran, Suriye ve Lübnan eksenine bakmaya başladı. Hani böyle ağırlık verebilir mi? Görevi sorumluluk alanı içerisindeyse nasıl olur? Ama biraz da konsantrasyonu işte İran ve Hizbullah açısındandı. Hani askeri istihbaratın biraz da böyle hedeflere yönelik olarak veya işte karşı taarruzlara reaksiyon göstermek açısından değerlendirilmesi lazım. Ki mesela füzeler veya işte bir birlik sızması onların görevleri içerisinde olur. Şimdi geldiğimizde böyle bir 2 senelik sanki konuyu harmanlayamamış, buradan bir sonuç çıkaramamış gibi bir durum söz konusu. Veya işte 3 tane istihbarat teşkilatını düşünürseniz, üçünün koordinasyonu da iyi çalışmamış gibi gözüküyor ortaya. Yani bunu biraz teorik oluyor söylediğim ama böyle koordinasyon bozukluğunun da olduğunu işaret etmemizde fayda var. Geldiğimizde son birkaç aya burada, İşte bu sefer operasyona yönelik hazırlıkların yapıldığıyla ilgili bir şey olması lazım. Yani burada hem bakın merdiven altı dahil her yerde füze imal ediliyor. Eğer atılan füze sayısı işte irili ufaklı, orada 40-50 çeşit füze atılıyor ya veya imal ediliyor diyelim. Bunlar 4 kilometreliği de var, 140 kilometreliği de var. Çok iptidai böyle omuzdan veya bir kartuştan atılanı da var. Ne bileyim işte böyle bayağı sistemler içerisinden atılıp güdümlü gibi olanları da var. Dolayısıyla böyle çok çeşitli malzemelerin üretildi, bir yerlere getirildi. Tamam, tüneller kullanılıyor ama yani bunların süreçleriyle ilgili takip ve kontrol gerekiyor ve buradan da işte son birkaç ay içerisinde bunların son kullanılabilecek noktalara getirildiğini, bunların konuşmalarının yapıldığını, dinlenmesi gerektiğini falan, bunları işaret etmeye çalışıyorum. Diğer taraftan mesela operasyon başladı burada, öyle söyleyelim adını. İşte ilk çıktığında mesela 5-6 bin roket atılırken bunlar örtme sağladı. Neye örtme sağladı? Sızma girişimlerine. Yani başka bir şey daha yapılıyordu bu kez. O başka bir şey, çok koldan dışarıya çıkıp sızıp orada belirlenmiş hedefleri. Şimdi bunu yaparlarken öyle senkronize olmuşlar ki mesela işte hem dronlarla hem de diğer havadan unsurlarla mesela kilit noktaları vuruyorlar. Ne atıyor oraya? Dronla veya işte çeşitli patlayıcılarla. Bu şu demek, sinyalizasyonunu da yok ediyor.
hemen böyle sınır ve sınır kenarında olan şebeke halinde bulunan, bu şebeke halinde olup yani İsrail'in mukabelede bulunabileceği şeyleri düşünün, reaksiyon göstereceği şeyleri düşünün, onların gecikmesine ve aynı zamanda körelmesine sebep oluyor. Yani iyi hazırlanılmış, bu iki ay içerisinde bu son noktalara getirilip de işte bunun sızmaların da olabileceği bir karma bir sistem olduğunu istihbarat edememek gerçekten bu bir yani sorun. Büyük eksiklik, büyük yetersizlik diyorsunuz. Evet. Bunun evet, hiç işte, öngörememek ya da bu bilgileri değerlendirememek. Evet, yani burada şimdi tabii hep istihbarat zafiyeti diyoruz ama bir de operasyon zafiyeti var burada. Mesela çok işte birlikler vardır. Reaksiyon gösterecek işte demir kubbe dahil bir sürü böyle silah sistemi vardır. Bunlar entegre çalışır. Ve aslında insan unsurunun ikinci planda olduğu böyle yani dijital platformla harekete geçen sistemler de var. Bunlar işte havadaki insansız araçlarından vesaire verileri alıp birbirlerini alarma geçiren sistemler. Bunlar çalışmadı ama diğer taraftan eğer ki belirli bir bilgi geldiyse bir kısmının opere olması lazımdı. Burada harekatta dahil olması lazımdı. Şöyle düşünün, orada birlikler var mesela. Birlikler böyle karakollar gibi düşünün. Hı hı. Onlara bir alarm geldiği zaman oradan 3-5 araç hemen çıkıyor, olay mahalline gidiyor. Mesela onlara falan bilgi gelmemiş. Onlar yani itfaiye gibi düşünün. Hani itfaiyede yangın olur hemen çıkarlar giderler. Onun gibi yani hiçbir şey yok burada. 3-5 yani bilgi gelmemiş derken bu konuda altyapıya bir sabotaj gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Yoksa tamamen teknik yetersizlikten ve hazırlıksızlıktan mı bahsediyorsunuz? Bir sinyalizasyon bozukluğu var burada. Yani ikisi de çünkü biraz önce söylediğim gibi bilerek oralara taarruz edilmiş birkaç noktaya ki hı hı. bu sinyalizasyonu bozacak bir takım şeyler yapılmış. Yani öyle çıkıyor ortaya. Hı hı. Dolayısıyla tam operasyon anında da zaten sorunlar var. Yani bunları topladığınız zaman işte ilerleyebilen bir takım askeri unsurlar diyelim ona, İsrail tabii terörist diyor. Onlar çıkıyorlar dışarıya ve işte belirlenmiş hedeflerine gidiyorlar. Yani şu anda neredeler? Şu anda birçoğu imha oldu, geriye döndü, bir kısmı kaldı. Çok böyle hani ileriye giden bir unsuru yok Hamas'ın. Ama 90 anda, yani 7 ayrı noktada 90 silahlı unsur son açıklamaya göre öyle hala yani 7 Ekim'de 90 başladı. 90 unsur çatışma halinde. Çatışma yalnız. Halinde bu da azımsanacak işte, bir şey değil sanıyorum hala içerideler. Bir de 100-200 esir alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Hamas daha önce de esirleri koz olarak kullandı. Hala 2014'ten beri orada bazı 4-5 tane esir olduğu söyleniyor. 100-200 esirle ilgili değerlendirmeniz nedir Gülsel Bey? Kendine işte bir şekilde korumak maksadıyla Hamas bunu planlamış. Hı hı. Aslına bakarsanız sürpriz olan konulardan bir tanesi de buydu. Şimdi insan kaçırma olayı yani çok uzun süreden beri yani Batı Şeria'da da oluyor, orada da oluyor. Hamas bunları yapıyordu. Hı hı. Yani bunlar bir oluyordu. Böyle işte çok ilan vardır. Aslına bakarsanız bir girseniz böyle bakarsınız, görürsünüz. Şu anda kaçırılmış, kayıp yüzlerce İsrailli vardır. Yani bunları biz tabii böyle bir çatışma ortamında olmadığı için hani haberlere veya kamuoyu gündemine getirmiyoruz ama böyle bir zaten kaçırma olayı var. Fakat böyle topluca işte harekata monte edilmiş bir şekliyle şimdi ilk defa böyle bir şey karşısına çıktı İsrail'in. Hı hı. Çünkü bu içeriye sızan unsurların bir kısmı belirli noktaları tahrip etmekle ilgili, bir kısmı ise insan kaçırmakla ilgili oldu. Demek ki planlanmıştı. İşte o 100 civarında olduğu söyleniyor. Tünellerde şu anda iki maksadı var bunun. Bir tanesi hem canlı kalkan kullanır hem ikincisi de pazarlık unsuru yapar. Kendini korumaya çalışır. Fakat tabii burada öyle bir şey ki yani İsrail savaş ilan ettiğine göre savaş halindeyken taş taş üstünde bırakmayacak şekilde bir hava harekatı başladı. Bunun içerisinde böyle pek hani şu anda gündeme geliyor bunlara pazarlık konusu olur mu acaba takas hı hı. vesaire de. Şimdi o yok yani o safhada kimse değil. Tabii. Yani o öyle bir şey yok kimse de bilmiyor neyin nerede olduğunu ama İsrail şu anda vuruyor ve dolayısıyla bu Gazze'deki olay böyle ama diğer taraftan da işte söz edildiği gibi stratejik boyutta
stratejik kuvvetlerini gönderdi Amerika Birleşik Devletleri oraya. Yani öyle bakmak lazım. Adı öyle çünkü. Hı hı. Bu stratejik kuvvetlerin içerisinde uçak gemisi, 9 tane işte onun refakatında gemi, işte F-35 dahil bir sürü uçaklar var. Zaten bunlar Gazze'ye müdahale etmek için değil de İran'a gözdağı vermek için, mesaj vermek için gönderildi. Hayır, yorumuna katılıyor musunuz? Eksik söylemeyelim. İki şey var. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Hizbullah ve İran'a yönelik CENTCOM'u görevlendirdi. Hı hı. CENTCOM zaten Orta Doğu'da. Yani onu atlamayalım. CENTCOM'un görevi şu anda İran artı Hizbullah. Lübnan'dan sorumlu, Suriye'den sorumlu. CENTCOM şu anda zaten birebir işin içinde. Kuzey sektörde. Kuzey sektör tamamen CENTCOM'u. Ama Amerika'nın yeni gönderdiği kuvvetler bölgeyi tamamen abluka altına alıyor. Yani Doğu Akdeniz'de Mısır'dan tutun Suriye'ye, İran'a gelinceye kadar takviye bütün güçlerle aynı zamanda Pentagon arasındaki köprü. Yani o kademe oluşturdu orada ve stratejik kademe oluşturdu. Dolayısıyla olaya bakarken hani sadece kuzey sektörde dersek, kuzey sektör zaten CENTCOM'un elinde şu anda. Ama buna monte ettiği stratejik kuvvetlerle bu önemli geniş bir burada önlem almış oldu Amerika Birleşik Devletleri. Şunu da ilave edeyim. Mesela haberlerde çıkmaya başladı bu. Biliyorsunuz Akdeniz'de bazı işte gaz sahaları vesaire işletmeleri var İsrail'in. Hamas'ın denizde operasyon yapabileceğine dair. Mesela şu anda İsrail gemileri, karakol gemileri denizde çok dolaşıyor. Ama baktığınızda işte bu stratejik kuvvetler Amerika ile geldiğinde bu tip işlere diğer ülkelerden veya terör örgütlerinden bir sızma olabilir mi diye. Denizden sızmaya da yani sadece Hamas değil, Hamas'ın dışındaki bütün küresel terör örgütleri olarak işaret ediyor onlar. Buradan da bir şey olabilir mi? Ama sonuçta tabii ki bu bir direniş meselesine dönüyor. Hasan Hocam'ın da söylediği gibi. Yani bu direnişi yöneten var mı? Varsa Pentagon ne kadar dahil olacak? Yani bu kuvvetleri göndermesinin sebebi o zaten. Hı hı. Yani işin ciddi olduğunu tarif etmek için birkaç cümle bu. Bakın İsrail işin başında bu bir terör olayı, Hamas olayı demedi. Savaştır dedi. Yani olayı anladı. İşin nerelere gidebileceğini anladı. Yani tamam taarruza... O zaman o nerelere gidebilecek konusu, yani senaryolar konuşuluyor ya, nerelere gidebilir diye size bir kısa sorayım, Hasan Hocam'a döneceğim. Siz bir başlangıcını yapın isterseniz. Tabii, nerelere gidebilir? Yani şimdi burada işte direnişin anahtarı Hamas'tan başlayarak diğer terör örgütü dediği İsrail'in ve Amerika'nın, onların dahil olması, birbirine eklemlenmesi, çeşitli yerlerden İsrail vatandaşlarına saldırıların olması, bunun İsrail'le şu anda işbirliği halinde olan ülkelerin bağını kesmek. Yani bu mesela Suudi Arabistan'dasa Suudi Arabistan, Mısır'sa Mısır'la çeşitli şekillerde bağını kesecek operasyonların gelişmesi gibi düşünürsek, yani bu işi yaymaya muktedir olan kuvvetler asimetrik unsurlar, gerilla unsurları. Dolayısıyla olayın savaş tarzında adı savaş ama olma biçimine bakarsak asimetrik savaş zinciri içerisinde her bir unsura bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir ülkenin savaş ilan etmesi gibi bakmayın olaya. Mesela İran'ın bir savaş ilanı falan söz konusu olamaz. Ama öyle bir unsurlar devreye girer ki bunu organize ettiği için burada o şebekenin yönetilmesinde birbirine o entegre sistemler... Bu arada çok affedersiniz Gürsel Bey. Evet. Ortadaki görüntü yine Gazze'den yeni görüntüler ve ard arda binaların vurulduğunu görüyorsunuz. Evet. Şu anda İsrail'de 7 noktada çatışmalar sürüyor. 7 Ekim'den bu yana da İsrail'in Gazze'ye havadan füze saldırısı devam ediyor. Aralıksız vuruluyor Gazze ve şu anda ekrandaki görüntüde birbirine çok yakın binaların ard arda vurulduğunu görüyorsunuz. Şu anda Filistin'de can kaybı 493, İsrail'de can kaybı 700. İki tarafta da 2000'den fazla yaralı olduğunu açıkladı taraflar.
ve 100'den fazla net sayı bilinmese de İsrail'in de Hamas'ın elinde rehin olduğunu biliyoruz ve konuklarımla da değerlendiriyoruz. Bu iş nerelere gidebilir demişti az önce Gürsel Tokmakoğlu. Profesör Doktor Hasan Ünal'a onu sorayım. Yani sıcak savaşa bu bir bu savaş tanımını tarif etti Gürsel Bey. Hasan Hocam. Nerelere varabilir, nerelere gidebilir sorusunu size de soruyorum. Buyurun. Şimdi burada İsrail'le mücadele eden, kendisini de direniş ekseni olarak tanımlayan güçler devletler değil. Yani İran bir devlet, tamam, ama ötekiler devlet değil. O yüzden de bildiğimiz klasik manada bir devletin öbürüne savaş ilan etmesi anlamında bir savaştan bahsetmiyorum. Evet. Ama hadise bir savaşa da benziyor. Az önce söylediğim gibi mesela Hizbullah ne bir gerilla örgütü ne de bir düzenli ordu. Yani ikisinin de unsurlarını barındırıyor bünyesinde. Bir savaş alanına çıktığı zaman, kendisine saldırıldığında İsrail'e karşılık verirken bunlar var. Şimdi burada bir konunun da altını çizmek lazım. Mesela Hizbullah bugüne kadar İsrail'e savaş meydanında, operasyon alanında hiç İsrail karşısında geri adım atmadı. Hatta İsrail'i geri adıma zorladı her defasında. Bu az önce söylediğim gibi Arap dünyasının belki de yegane örgütü, ordusu nasıl derseniz adına. Ama şunu da vurgulamak lazım. Hizbullah hiçbir zaman İsrail'e saldırmadı. İsrail'in saldırılarına karşılık verdi. Şimdi ilk defa Hamas İsrail'e direkt saldırdı. Bu da kendi güçlerinin belli bir noktanın üzerine çıktığı ve kendilerine olan güvenlerinin arttığı anlamına mı geliyor? Ya da şu an için siyasi ortamda önemli değişiklikler olmasını bekliyorlar, onu önlemek mi istiyorlar? Veya burada açtıkları cephenin çok kutupluluğa giden dünyada ellerine bir takım fırsatlar verdiğini mi düşünüyorlar? Bunların analizlerini yapmak lazım. Şimdi savaşa gelince Netanyahu ilk açıklamasında bunun başı İran'dır dedi. Ve biz İran'a bunu çok ağır ödeteceğiz falan diyerek başladı. Hı hı. Şimdi Amerika'nın bölgeye gönderdiği kuvvetlere de baktığımızda buradaki bir Hamas-İsrail mücadelesinin ötesinde çok kuvvet gönderiyor, kaydırıyor. Bir uçak gemisi ve onunla birlikte hareket eden bir pilot. Ve Hamas'ın hava kuvvetleri olmadığına göre neden o kadar çok sayıda uçak gönderiyor? Onları da ayrıca düşünmemiz lazım. Belki Hizbullah'ın savaşa müdahale edeceğini düşünüyorlar. Hizbullah müdahale ederse o zaman İsrail'le birlikte Hizbullah'ın üzerine gitmeyi planlıyor olabilirler. Bu beraberinde acaba Amerika'nın Suriye'ye de bir müdahalesine dönüşebilir mi? Ama orada Ruslar var. Rus savunma sistemi Suriye'yi kontrol ediyor falan. Bu tam olarak olur mu? Gerekçesi izah edilmeden Rusya ile orada bir çatışmaya sebebiyet verir mi? Bunu düşünmek lazım. Muhtemelen olmaz. Ama işin içine İran girer mi? Bu da ancak ve ancak benim görüşüm İsrail veya Amerika'nın İran'a saldırmasıyla olur. Veya Amerika ve İsrail'in Hizbullah'ı yok edecek derecede kuvvet kullanmaya kalkışmasıyla olur. Yani benim tahminim, görebildiğim, İran Hizbullah'ın yok olmasına, yok edilmesine izin vermeyecektir bir şekilde. Bunun için elindeki kozları her neyse bunları kullanacak. Öte yandan şunu da söylemekte fayda var. İran hafife alınacak bir ülke değil. Yani Amerika'nın Irak'ı 2003 yılında bombaladığı gibi ya da 1991 yılındaki koalisyon güçlerinin Irak'ı Kuveyt'ten çıkarttığı gibi bir operasyonla bugün İran'ı dize getirmek pek kolay olmayabilir. İran'ın elindeki füze sistemleri İsrail'in her tarafını vurabilecek kabiliyette. Buna şunu da diyorlar sürekli olarak. Diyorlar ki biz, hem Hizbullah diyor bunu hem İran diyor, İsrail'in nükleer silah yapan tesislerini vuracağız diyorlar. Harekatı ile ilgili değerlendirmenizi almak istiyorum. Gürsel Bey, bağlantı.
Bu arada Hasan Bey, telefon hattımıza dönelim. Habertürk'ten arkadaşımız Sena Alkan İsrail'e, yani Gazze'ye ulaşmaya çalışıyor. Ben Grion'da. Birazdan ona da bağlanacağız. Gazze'ye de ulaşmaya çalışıyor. Sıcak bilgileri alacağız. Bağlantıda bir karışıklık oldu. Sesiniz de bölündü. Kaldığınız evet. Yerden buyurun, dinliyorum ben sizi. Ben zaten tamamlayayım. Zaten çıkacağım herhalde yayından, söylemiştik arkadaşlara. Öyle şimdi mi? Şöyle, yani benim görüşüm burada hala kritik sorular cevap bulmuş durumda değil. Değil. Bunlardan biri, dediğim gibi, İsrail hakikaten Gazze'ye bir kapsamlı kara harekatı yapacak mı? Hı hı. Bu yaptığı kara harekatı, bir de şöyle bir şey var. Bu İsrail'le aslında bu direniş güçleri arasında falan da ilginç iletişimler var galiba. Bunlar nasıl? Birbirlerine, ben bilemiyorum ama bunu ancak istihbaratçılar bilir herhalde, ama yani mesela Hizbullah'ın bir tehdidini İsrail kesin ciddiye alıyor ve duruyor. Geçmişte bunun defalarca örneklerini gördüm. Bunların bir aracıları var, bir şeyleri var. Şu anda Mısır istihbaratının yoğun bir şekilde Gazze'de faaliyetli olduğunu düşünmemiz için her türlü sebep var. Eğer şöyle olabilir, yani İsrail diyebilir ki kardeşim, yani ben bu kadar kayıp verdim, Gazze'ye bir şey yapmadan bu işi bırakırsam mümkün değil. Ama ötekiler de diyebilir ki ya buyur gel, yaparsan bunun da bedeli şu olur. Sonuçta belki sınırlı bir operasyonla İsrail durursa, bütün bu çizmeye çalıştığımız tehlikeli senaryolar belki önlenebilir. Çünkü evet. Bu çok kutuplu dünyada, bunun ayrıca şöyle de değerlendirilmesi lazım. Şimdi Amerika İran'la bu coğrafyada böyle büyük bir silahlı çatışmaya girişirse zaten o zaman Ukrayna'da bir şey yapamazlar. Evet hocam, Profesör Doktor Hasan İnan, size çok teşekkür ediyorum.